Emine Hanım'la beraber Davul Paşa köftesi yapıyoruz. Evet. Adını ilk kez duydum. Nasıl bir köfte olacak? Şimdi öğreneceğiz. Malzemelerimiz neler Emine ablacığım? Yarım kilo kıyma, soğan, yumurta, sarımsak, kısırlık bulgur, pirinç, nane, tuz, pul biber, kırmızı biber, kekik, nane, un. Süper. Ve kıymamız var. Kıyma, yarım kilo kıyma. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Yemeğimizi. Önce nereden başlayalım? Kıymayı tabağımıza koyuyoruz. Tamam, yarım kilo kıymamız var. İçine çay bardağından biraz fazla kısırlık bulguru ilave ediyoruz. Tamam. Yarım su bardağından az kırık pirinç. Hı hı. Özelliği bu. Tamam, kırık pirinç koyuyoruz. Sarımsak rendeliyoruz. Üzerine bütün bu malzemelerimizi sarımsak rendeliyoruz. Sarımsaklarımızı rendeledik. Şimdi yumurtaya geldi sıra. Yumurtamızı kırıyoruz. Şimdi kekiğimizi atıyoruz. Bir miktar kekik. Davul Paşa köftesi. Bir miktar kekik. Tuz. Biraz tuz. Biraz pul biber. Pul biber. Kırmızı biber. Harika. Ve nane. Nane. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim deyip yoğuruyoruz. İyice bütün malzemeler iç içe geçinceye dek yoğuruyoruz. Aynen. Buna ekmek içi falan koymuyorum. Çünkü ekmek içi koyduğun zaman çok böyle yumuşak oluyor. Toparlanması zor oluyor. Bir de pişerken dağılıyor. Dağılmaması için kısırlık bulgur koyuyorum. O dağıtmıyor. Sıkıyor. Süper. O yüzden kısırlık bulgur dağılmıyor. Daha güzel tutuyor. Daha güzel tutuyor. Malzemenin hiçbirisi kalmadı meydanda. Evet. Sadece hepsi. Kıyma gözüküyor. Hepsi iç içe geçti. Öyle lök lök şeyler gözükmüyor bak hiçbirisi. Güzelce ben yoğurduk. Şimdi yuvarlayacağız. Bunu sulu köfteler gibi ufak ufak değil de iri iri yapacağız. Bunun özelliği bu. Böyle iri iri. İri iri. Tamam. İri iri yuvarlayacağız. Yuvarlayacağız. Hadi bakalım. İri iri. Bayağı da sert kıymamız. Hı-hı. Köftelik Hı-hı. yoğurduğumuz ama şey. Hamur gibi oldu içine şey koyunca. Aynen. Bulgur çok koyunca. Güzel. Köftelerimizi yuvarladık, unladık. Şimdi sosunu yapıyoruz. Sosu için bir tane soğanı yemeklik şekilde doğruyoruz. Küp küp minik minik doğruyoruz. Tamam. Bütün soğanlarımızı doğradık. Küp küp. Şimdi soğanımızı alıyoruz. Tamam. Zeytinyağımızı bir miktar döküyoruz. Ocağımızı alıp kavurmayı bırakıyoruz. Soğanlarımızı bir güzel kavuruyoruz zeytinyağında. Şimdi tuzunu koyalım. Tamam. Soğanlar karamelize olsun. Tamam. Tuzumuzu da koyduk. Tuzumuzla da bir kavuralım. Adam akıllı. Ondan sonra salçamızı ilave edelim. Süper. Salçamızdan da kavuralım. Bir güzel salçamızla soğanlarımızla kavuruyoruz. Ekşisi çıksın, kokusu çıksın. Şöyle aynen. Bir kendine gelsin. Aynen. Salçamızı bir güzel kavuruyoruz. Şimdi suyumuzu ilave edelim. Suyumuz da burada. Suyumuzu da koyuyoruz. Şimdi kaynamaya başlayınca köftelerimizi atacağız. Süper. Suyumuzu koyduk. Bir güzel suyumuz kaynasın. Kaynasın. Kaynamaya başlayınca köftelerimizi atacağız. Şimdi suyumuz kaynadı. Artık köftelerimizi atabiliriz. Atalım köftelerimizi. Acaba nereden gelmiş Davul Paşa vallahi köftesi? Vallahi bilmiyorum ki biz anneannemler, annemler İsim öyle dediler. Dediler öyle kaldı yani. Çok da eski yani yüzlerce yıllık bir tarif. Aynen. Mis gibi köftelerimizi ilave ettik. Şöyle bir pişmeye bırakalım. Kaç dakika pişirelim? Köfteler kıymalar pişene kadar 10-15 dakika kadar pişirelim. Tamam. Şimdi o zaman köftelerimizi pişmeye bırakıyoruz. 15 dakika kadar kaynatalım. Sonra servis yapacağız. Aynen. Köftelerimiz pişti. Pişti. Nanesini atalım üzerine. Oha, bol naneli. Aynen ocaktan indirelim. Tamam. Servis yapalım. Yapalım. Hadi bakalım. Ve tadına bakıyorum. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş gerçekten. Şöyle bakın köftesini bir pıt diye açıveriyorum. Ne kadar lezzetli, ne kadar güzel pişmiş içi. Herkes yapsın, denesin. Şöyle tadına bakayım. Çok lezzetli. Harika bir köfte.
Sosu da müthiş, köfte de harika. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.